sizinle karaciğeriniz için tüketebileceğiniz en kötü yiyeceği paylaşmak istiyorum. Özellikle yağlı karaciğer geliştirme konusunda endişeleriniz varsa. İpucu, bu ne şeker ne de karbonhidrattır ve bu özel bileşen yüksek fruktozlu mısır şurubu bile değildir. Şeker, nişasta ve yüksek fruktozlu mısır şurubu karaciğer için gerçekten kötü olmasına rağmen bundan çok daha kötü başka bir şey var. Şimdi, karaciğerle ilgili en büyük sorun karaciğer sorunlarıyla ilgili çok az belirti olmasıdır. Muhtemelen 22 yıl boyunca bir karaciğer sorunum vardı ve bunun bir karaciğer sorunu olduğunu bilmiyordum. Bazı semptomlarım vardı ama bağlantıyı kuramamıştım. Belirtilerimin çoğu sağ omzumdaydı, tam şu çukurlaşan bölgeden geçiyordu ve sağ kürek kemiğinin arkasına doğru ilerliyordu ve ayrıca sağ kaburga kafesimin hemen altında, tam burada, yıllarca sürekli olarak tamamen ağrılı, gergin ve şişkin bir haldeydi. Ancak bunun ne olduğunu bilemiyordum. Tabii ki buradaki problem safra kanallarından kaynaklanıyordu. Bunlar safra kesesine bağlanan küçük tüplerdir. Ama bu tüpler karaciğerin bir parçasıdır çünkü karaciğer safra üretir. Bu sorunu çok uzun bir süre yaşadım. İşte bu yüzden karaciğer hakkında birçok video yayınlıyorum çünkü karaciğer durumumu tamamen tersine çevirebildim ve burada Yanlış bilinen bir konuyu ele almak istiyorum. Çünkü insanlar bir kez karaciğer problemi yaşadıklarında hep karaciğer problemi yaşayacaklarını düşünürler. Kesinlikle hayır. Karaciğer çok güçlü ve dayanıklıdır. Tamamen %100 yenilenebilen tek organlardan biridir. Dolayısıyla artık iyileşemeyeceği yanlış bir bilgidir. Bir başka yanlış bilinen bilgi de karaciğerin toksinlerle dolu olduğudur. Karaciğer çok toksiktir derler. Lakin bu doğru değil. Karaciğer zehirleri detoksifiye eder, zehirleri depolamaz. Zehirleri yağ hücreleri depolar ama karaciğer toksinlerden kurtulur. Karaciğer yara dokusu geliştirmeye ve siroza girmeye başladığında karaciğer kanseri riskinde büyük bir artış olur. Tıbbi profesyonellerin sunduğu tedavi çok iyi değildir. Sadece karaciğer nakli için listeye isminizi eklerler ve size karaciğer bağışında bulunacak sağlıklı karaciğere sahip çok fazla insan yoktur. Böylece bu bekleme oyununu oynar ve karaciğer nakli olana kadar hayatta kalmayı umarsınız. Sonra, eğer bir karaciğer alırsanız, prednizon gibi antiret tedavi ilaçları almak zorundasınız ve bu durumda yan etkileriyle başa çıkmak zorundasınız. En basit çözüm, bir karaciğer sorununu önlemektir. Şimdi, size bahsetmek istediğim fareler üzerine uygulanmış, çok ilginç bir çalışma var. Üç grup fare vardı. Birinci grupta, farelere domuz yağı ve alkol verdiler. İkinci gruptaki farelere sığır yağı verdiler ki buna iç yağ denir ve alkol verdiler. Ve üçüncü gruptakilere mısır yağı ve alkol verdiler. Şimdi ilginç olan şey domuz yağı ve alkol verilen ilk grubun karaciğerlerinde minimal hasar oluşmuş olması ve bu karaciğer hasarı ve yağlı karaciğerin gelişimi için yapılan testlerle ilgilidir. Çünkü alkol dahil edilmişti. Keşke ne olacağını görmek için sadece alkol tüketen bir grup fareyi de ekleselerdi. Her neyse, domuz yağı ve alkol verilen ilk grup farelerin karaciğerlerinde minimal hasar oluşmuştu. İkinci grupta iç yağı, sığır yağı ve alkol verilen farelerde karaciğerde neredeyse hiç hasar yoktu. Peki bu ne anlama geliyor? Bu, sığır yağının karaciğeri potansiyel olarak koruyabileceği anlamına geliyor. Bu ilginç. Aslında sadece ilginç değil, büyüleyici. Ben diyetimde çok fazla sığır yağı tüketiyorum ve artık karaciğer sorunlarım pek yok gibi görünüyor. Ama mısır yağı ve alkol verilen üçüncü grup farelere ne oldu? Bir tahmin edin, bu grup hiç iyi değildi. Şiddetli karaciğer hasarları vardı ve bu üç grup arasında en fazla hasara sahipti. Yağlı karaciğer veya genel olarak karaciğer için en kötü yiyecek veya bileşen tohum yağlarıdır. Tohum yağları çok iltihaplı ve çok zararlıdırlar, özellikle de işlenme şekilleriyle. Burada bu ürünü görebilirsiniz. Şimdi bu tohum yağı ile ilgili ilginç olan şey bitkisel yağ resimlerini görmenizdir. Çünkü buna bitkisel yağ diyorlar. Bana göre bu yanıltıcı reklamdır. Çünkü üzerinde sebze resimleri olduğundan yağın sebzelerden geldiğini düşünürsünüz ama değil. Bu yağlar soya yağı gibidir. Bence bu adamlar reklam konusunda başlarının belaya girmesi an meselesi çünkü bu bitkisel yağ değil ama bu belirli bir yağ türüdür o da omega 6'dır. Bu yağları tükettiğimizde bundan çok fazla alıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir kişi aldığı kalorilerin %25'i ila %30'unu linoleik asitten oluşur. Bazı hayvansal yağlar yaklaşık %2,5 oranında omega 6 içerir. Ancak iç yağı veya sığır yağı içindeki linoleik asit sadece %0.7'dir. Bu oran %1'den daha azdır. Ama mısır yağı %56.6 oranında linoleik asit içerir. Tohum yağlarındaki bu ısıtılmış linoleik asit, oksitlenmiş veya hasar görmüş ve serbest radikal hasarına neden olur ve hücrelerinizde özellikle karaciğer ve sinir sisteminde paslanma etkisine benzer bir etki yaratır ve bundan birçok yan ürün elde edilebilir. Bu konuda birkaç video yayınladım. Henüz izlemediyseniz Türkçe kanalıma girip göz atabilirsiniz. Ama bu yağları diyetinizden kesinlikle çıkarmalısınız. Diyetimiz bunun çok fazla miktarını %25 ila %30'unu içerir. Bu bileşen yüksek derecede iltihaplıdır. Ayrıca hücrelerimizde ve sinir sistemimizin etrafındaki yağ hücrelerinde 2 ila 3 yıl boyunca sıkışır. Evet. Örneğin, şeker yediğinizde bunu oldukça hızlı bir şekilde yakabilirsiniz. Ama böyle bir şey tükettiğinizde, vücutta sıkışır, orada kalır ve bunu enerji olarak bile kullanamazsınız. Peki, vücudumuz bunu ne olarak kullanıyor? Hücre zarları ve hormon olarak kullanır. Bu, dokulara girerek her türlü iltihaplanmaya ve özellikle de karaciğerde iltihaplanmaya neden olur, bu da insülin direncine yol açar. Bu nedenle, ürünlerin içeriklerini okumaya başlamalısınız ve restoranlara gittiğinizde sadece yemekleri hangi yağda kızartıyorsunuz diye sorun ve ben herhangi bir fast food restoranında veya herhangi bir restoranda kızartılmış bir şeyi tüketmezdim. Bunları asla tüketmezdim çünkü bunu tükettiğinizde sadece daha fazla mısır yağı, belki kanola yağı veya pamuk tohumu yağı almış oluyorsunuz. Bunu sistemden çıkarmak için en az 2 ila 3 yıl boyunca bundan kaçınmalısınız. Eğer gerçekten o berbat yağı daha sağlıklı bir şeyle değiştirirseniz, kendinizde nasıl iyi hissedebileceğinizi gösteren bir deneme yapın. Bunu omega-3 yağ asitleriyle değiştirmeye başlamalısınız. Bunlar balık yağları ve zeytinyağı gibi şeyler olacaktır. O yağ iltihaplanma karşıtıdır. Sadece bu ciddi şekilde zarar görmüş oksidatif yağı kullanmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda bunu tekrar tekrar 100 veya daha fazla kez ısıtıyorlar yani salınan yan ürünlerin miktarını ve hücreleriniz için yarattığı oksidatif stresin miktarını hayal edebiliyor musunuz pekala bir numara diyetinizden tohum yağlarını çıkarın One. ve Remove. içerikleri okumaya başlayın 2 numara daha fazla omega-3 yağ asidi eklemeye başlayın 3 numara tahılla beslenen tavuk hindi ve hatta sığır eti gibi hayvansal gıdaların miktarını azaltmaya başlayın ve omega-3 yağ asitleri açısından daha zengin yumurtalar bulmaya çalışın. Önemli olan diyetinizden bu tohum yağlarını ve yüksek omega-6 yağlarını kesmeye başlamaktır. Ve bunları hayatı boyunca otla beslenen sığır, kuzu veya keçi eti gibi şeylerle değiştirmektir. Ve ayrıca lahana, lahana turşusu gibi turpgiller ailesinden sebzeleri eklemenin de zararı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar da Karaciğer için gerçekten iyidir. Şimdi karaciğer için en kötü yiyeceği öğrendiğinize göre, karaciğer için gerçekten iyi olan yiyeceklerden bahsedelim. Bu bilgi için bu videoyu buraya ekledim. Bunu izlemelisiniz.